اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: حجة للميت ثلاثة، حجة للمحجوج عنه، وحجة للحاج، وحجة للوصي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan nizam aleyhim salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaallar rıdvanullah aleyhim icmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler, rahmetullah aleyhim icmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimizinden kardeşlerimizin, bu cami-i şerifin yapanların yapılmasında ve geçenlerin bugüne kadar gelmesinde yardımı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin bu civarlarda methumlan evliya ulema sulefa şüheda müminat tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Haccetün lil-meyyit, ölü için hac yapmak, selasetün, üç hac demektir. Haccetun lil mahcuc an, kendisi yerine hac yapılıveren kimse için bir. Ve haccetun lil hac, bunu yapan, haccı yapan kimse için iki. Ve haccetun lil vasi, bunu da bu haccı vasiyet eden, yapılmasına sebep olan kimse için üç hac sevabı vardır buyuruyor. Biliyorsunuz hac İslam'ın beş şartından birisidir. İmkanı olan, yol bulabilen, hacca gitmeye mümkün şartlar dahilinde gidebilecek olan, imkanı olan kimse için, Müslüman için ömründe bir defa hac etmek farzdır. Kadınlar için hacca gitmek isterlerse mahrem şartı vardır. Kardeşi, oğlu, amcası, dayısı, yani evlenemeyeceği kimseler, kocası varsa, hali vakti yerindeyse, yani hacca gidebilecek imkan varsa, kadına da hac farz. Erkeğe de hac farz. Farz olması için tabii Müslüman olması lazım, akıllı olması lazım. Haccı ifa edebilecek sağlamlıkta, sağlıklı kişi olması lazım. Böyle iken gidememiş. Evet, gidememiş. Ha, gidememiş. Gidemeyecek, mahrem bulamıyor mesela. Böyle kimseler yerlerine hacı birisinin hac yapması için bir adam, buna biz bedel diyoruz, vekil diyoruz. Onu gönderebilir. Hac için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağımız hadislerinden dolayı vekalet caiz. Kendisi gidemeyecek durumda olanlar için vekalet verip hac yaptırmak caiz. Evet, zenginlik şart değil. Bizim Türkiye'de olanlar için zenginlik şart oluyor. Çünkü oraya gidiş geliş esnasında kimse yük olmaması lazım. Evliyse çoluk çocuğunun gidip gelince kadar nafakasının karşılaması lazım.
Orada otel masrafı, lokanta masrafı vesaire vesaire, vasıta masrafı. Bunlardan dolayı zenginlik gerekiyor Mekke'ye uzak kimseler için. Yoksa Mekke'de olanlar için zenginlik şart değil. Yürüyerek Arafat'a çıkabilir, haccını yapabilir. Evet, işte böyle gidemeyen kimseler, kendisi mahrem bulamıyor, bulamayacak mahrem. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Kendisi kadın kısmı mahremsiz hacca giderse, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimeullah masiyettir diyor, sevap değildir, günahtır diyor. Yerine vekil gönderecek. Evet. O vekil gönder, kendi parasını da gönderirse gönderen hacı olur. Şimdi hadis-i şerifte işte diyor ki böyle birisinin yerine hacca gitti mi insan gönderen hacı olur. Onun yerine gidiveren hac sevabı kazanır. Hacı olmaz. Ama hac sevabı kazanır. Vekil olarak giden kimseye eğer hac etmemişse ki bu caiz. Hacca gidip gelenlerden vekil yapmak daha aftal ama kendisine hac farz olmamış böyle bir sağlam bir kimseyi de gönderemek caiz, geçerli. Bu adam hacı olmaz ama hac sevabı kazanır. Birisi dedi ki ben dedi sizin yerinize dedi işte parayı çekeceğim, parayı vereceğim. Senin yerine dedi vekil göndereceğim. Aha bu üç kişiye diyor hac sevabı verilir Peygamberimiz. Bir, kimin adına hac yapılıyorsa o hacı olur. Hac sevabı olur. Vekil giden adam, onun yerine oradaki hac fiillerini yapan adam hacı olmaz ama hac sevabı kazanır. Bir de parayı veren adam, gidisi göndereceğim diyen adam da hac sevabı kazanır diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölü içinde, ölü içinde hac yapılabilir. Kendisi sağlığında hacca gidememiş, imkan bulamamış veya imkan bulmuş gitmemiş, borçlu ölmüş. Vasiyet etmişse malının üçte birinden, terkesinin üçte birinden mutlaka birisini göndermek lazım. Vasiyet etmemişse mirasçıları veya ölen adamı seven birisi masraflar bana ait. Birisini gönderebilir veya kendi gidebilir. Babanız ölmüşse, dedeniz ölmüşse, hacca gitmemişse siz kendiniz onun adına hacca gidebilirsiniz. Bu caiz. İşte bu durumda kimin adına gidiyoruz o hacı olur. Giden adam hac sevabı kazanır. Parayı veren adam da hac sevabı kazanır diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, böyle üç şey. Buhari'de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan hadis gelen hadiste ce'et ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem imra'a, bir kadın Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekalet, şöyle söyledi: İnne ümmi nezarat en tehucce, hac etmeyi nezretti. Fematet, ama hacca gidemeden, nezrini yerine getiremeden öldü. Kable en tehucce, efe ehuccu anha, onun yerine ben hac yapabilir miyim ya Resulallah? Fakale aleyhissalatu vesselam, Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: Hucci anha, ara'eyti lev kâne alâ ümmiki deynin ekünti kâdiyeten, ölen annen para borcu olsa, borçlu adama ödeyemeden ölse, sen de onun borcunu borçluğu alacaklı adama ödeyiversen borcu ödenmiş olur mu? Kadın dedi ki naam, evet ya Resulallah. Kale, Efendimiz buyurdu: Ukdu Allah'a fallahu ahakku bil kada. Öyleyse Allah'ın alacağını öde. Nasıl alacaklı adamın parasını, alacağı parayı ödeyince borç ödeniyorsa, Allah'ın alacağını da öde, Allah alacakları almakta daha haklıdır buyurdular. Böylece ölü adamlar için, gidemeyen adamlar için hacca gitmenin caiz olduğunu hadis-i şeriften öğrenmiş olduk. Evet, şimdi buna dair daha çok hadisler var.
bu hadis Hazreti Enes'ten nakledilmiş radıyallahu anh'tan. Haccetün, evet, hac. Limen lem yahucce, hac etmemiş kimse için bir hac, hayrun min aşri gazevat, gazevat 10 gazveden daha hayırlıdır. Kendisine hac farz olmuş, hac etmemiş, hacca gitmemiş, işte bu adamın hac yapması 10 kaza yapmasından daha hayırlıdır. Ve gazvetün limen kadde hacce hayrun min aşri hucac. Ama hacca gitmiş, farzını ödemiş, bu adamın kaza yapması ise, gazveye cihada gitmesi ise 10 haccından daha hayırlıdır. Yani farz olan haccı ödemek önde geliyor, cihattan önde geliyor, onu söylüyor güzel peygamberimiz. Efendim, İslam'ın 5 şartından birisi hac etmek. Nedir hac? Ziyaretün mekanin mahsus fi zamanin mahsus bi fiilin mahsus. Evet. Özel ziyarettir. Özel zamanda özel fiillerle yapılan özel bir ziyarettir hac. Evet. Hac denebilmesi için bir ibadetin niyet olması lazım. Niyet olması için ihram denilen, üstüne izar, rida, altına izar denilen iki bez parçası sarması lazım. Normal dikişli giysilerini çıkarması lazım. Ondan sonra iki rekat bir namaz kılması lazım Allah rızası için. Arkasından hacca niyet etmesi lazım. Lebeytül hacca ve ihramtu biha. Ya Rabbi, ben hacca niyet ettim, onun için ihrama girdim diyerek ondan sonra onu bana kolaylaştır. Feyestir öli ve tekabbel minni, kabul buyur diye dua etmesi lazım, niyet etmesi lazım. Arkasından da 3 defa lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bu niyet, ihram elbisesi, bu niyet ve lebbeyk, hepsi niyet. Biri eksik olursa olmaz. Üçü birden. Lebbeyk, ihram elbisesi ve niyet. Sözle niyet. Bu niyet. Birisi bu ibadet olduğu için niyetsiz ibadet olmaz. Ondan sonra Arafa günü, Arafat meydanında öğleden sonra vakfe yapmak haccın temel rükünlerinden birisi. Ondan sonra gelip bayramın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek, ziyaret tavafı. Haccın 3 ana rüknü temeli vardır. İhramla niyet, lebbeyk çekerek, Arafat'ta vakfe yapmak, sonra ziyaret tavafı yapmak. İşte böylece özel zamanda olur. Arafa günü vakfe durulur. Arafat'ta bayramın birinci, ikinci günü, kurban bayramı birinci, ikinci günü Kabe-i Muazzama tavaf edilir. Mahsus özel zamanda, özel yerde, Arafat'ta, başka yerde olmaz. Özel yerde, özel niyetle, özel fiillerle. Evet, onun için böyle, tarifi böyle. Evet, bunlardan biri yok, hac yok. İhramsız niyet olmaz. Evet, ihramsız, niyetsiz Arafat'ta dua, vakfe olmaz. Olmaz, kabul değil. Hacı olamaz. Arafat'ta vakfe yapmadı. Arafat'ın yeri belli. Peygamberimiz tarif etmiş. Şimdi de yeri belli. Yol çok kalabalık. 5 milyon adam oluyor. Her taraf dolu olduğu için polis müsaade etmiyor arabaya. Arabayla gidiyorsunuz. Durduruyor. Siz beklerken Arafa günü sabahtan çıktınız. Bırakmadı polis sizi. Arafat sınırlarına varmadan yolda bekliyorsunuz. Öğlen olduğu yok, ikinin olduğu yok, akşam olduğu yok, yatsı olduğu yok.
bayram günü imsak vaktine kadar giremediniz Arafat meydanına, hacı olamazsınız. Arafat sınırları içerisine hastalandınız, bayıldınız bile olsa, hasta halinde veya baygın vaziyette, tabi sağlamken kendiniz gidip Arafat sınırları içinde oraya girip çıkmak şartı var. Mecburisiniz. Hacı olamazsınız. Efendim baygın adam olabilir. Bedeni giriyor yere. Yola zaten o niyetle çıktı. Baygın olsa bile, hasta olsa bile, hiç dua okuyamasa bile oraya girip çıksa hacı olur. Çıkmadı. Öyle diyor şimdi. Bunu mahsus söylüyorum. Yolda kalmışlar. Maalesef. Müftü demiş ki Kovvedilerde gitmedik mi? Bak polis salıvermiyor. İnsene hoca efendi. Cemaati indirsene. Yarım saat, bir saat yürürsen ölecek misin? Bıraktılar da gitmedik mi? Allah büyüktür. Buradan kabul eder. Etmez. Bir şeyin şart koşulmuş sınırları var. Bunu ben koymadım bu şartı. Allah koydu Kur'an'da. Peygamber koydu. Ben nasıl hac yapıyorsam öyle yapın dedi. Gösterdi. Şimdi bıraktılar da gitmedik mi? İnseler, yürüyerek gitseler, yarım gün yürüyecekler, dinlene dinlene girip çıkacaklar ama üşendiklerinden elimizde değil ki. Allah büyüktür, biz küçük demiyoruz ama abdestin namazı olur mu? ben kıldım oldu ya, sen kılsın ama olmaz. Onun gibi bir şey işte. Bıraktılar da gitmedin mi? Yani bana gelen sorulardan duyduğumu arz ediyorum. Şey etmiyorum, uydurmuyorum. Böyle olmazsa olmaz şartı var. Hani siz kırmızı çizgi diyorsunuz ya, Arafat'a gitmeden, girmeden hacı olunmaz. Hastanede yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda olsa bile sedyeli götürüp çıkaracaklar ambulansla. O saatlerde, o sürede Arafat'ın içine girip çıkaracaklar hacı olması için. Evet. Mutlaka. Ama hastanede yattı gitmedi. Hacı olamaz. Bir daha hacca gitmesi lazım zamanında. Evet. Zilhicce'nin 9-10. Günlerinde orada olması lazım. Mahsus zamanda, mahsus özel mekanda, özel fiillerle. Evet, hacılık böyle. Şimdi sevaplarını görüyorsunuz. Hacca gitmemiş adamın hac etmesi 10 tane harbe gitmesinden daha hayırlıdır diyor. Hac o kadar önemli. Hacca gitmişse o zaman gaza, askere gitsin, hacca, savaşa gitsin, 10 hac yapmaktan iyidir cihat diyor. Onu da Efendimiz böylece bize haber veriyor. Bir de deniz harbi var. Kara harbi var, deniz harbi var. Deniz harbi daha tehlikeli. Dalgası var, batma tekniği, şu var, bu var. Onun için Peygamberimiz onu da şeye katmış. Ve gazvetün fil bahr hayrun min aşr gazavat. Evet. Normalde kara harbi yapıyorsunuz. Muazzam bir şey cihat yapmak. Ama deniz harbi yaparsanız diyor. Fil bilber ve min evet. Karada yapılan 10 harbe bedeldir diyor deniz harbi. Denizde yapılan harp, gazve karada yapılan 10 gazveden daha hayırlıdır diyor. Bir asker ilahi kelimetullah için zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için bunda din şart değil. Bizim askerlerimiz Kore'ye gitti. Kore'de vatandaşa zulmediyorlar. Müslüman değil. Evet, mazlum kim olursa olsun zulümden kurtarmak için gidersin, şehit olursun. Ha işte bu maksatlarla kaza etmişse
denizde dalgaları açtı mı diyor, dalgalar üzerinde kaza etti mi? Efendimiz sanki diyor çölleri aşmış, daha ondan daha kıymetlidir diyor. Daha tehlikeli deniz dalgası vesaire sebepleriyle. فَكَاَنَّمَا اَجَازَ الْاَوْدِيَةَ كُلَّهَا Sanki bütün çölleri aşmış gibi ecir kazanır. وَالْمَاِدْ ف۪يهِ كَالْمُتَشَحِّدْ ف۪ي دَمِه۪ Evet. Dalgalar üzerinde cihat yaparken böyle tehlikeli fırtınalar olmuş. Cihat yapıyorsa bu adam kanı içinde kan boşanmış şehit olacak. Çırpınıyor adam. Aha, kanı içinde çırpınan adam gibidir. Onun gibidir diyor. Dalgalar üzerinde cihat yapan adam kanı içinde çırpınan adam gibidir diyor. Evet. Bir başka hadis-i şerifte Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan haccetün kable gazvetin, kaza yapmadan evvel bir hac yapmak afdal min hamsine gazve. Evet. 50 gazveden daha afdaldır. Ve gazvetin ba'de haccetin afdal min hamsine hacce. Ama hac yapmış ondan sonra kaza yapmak 50 haçtan daha üstündür. Hac, farz olan hac önce geliyor. Farz olan hac yaptıktan sonra kaza önde geliyor. Cihat önde geliyor. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah bin Amr bin As'tan nakletmişler. Burada 50 dedi. Bir başka hadiste haccetün hayrun min erba'ine gazve. Ve vazifetün hayrun min 40 diyor. Başka hadiste 40. Peygamberimizin böyle şeyleri çelişki değil. Mesela durup dururken sahabe-i kiram etrafında işte Adem Aleyhisselam 1000 yıl yaşamış. Nuh Aleyhisselam 1450 sene yaşamış. Beni İsrail, bu Yahudilerin aslı, onun peygamberleri 300 sene yaşamış. Bir adamın ömrü 300 sene olurmuş o zaman. Bizimki 60, 70, 80 oralarda gidiyor. Çok üzülmüşler sahabiler. Çünkü uzun ömür yaparsan daha çok ibadet edecek, daha çok cihat yapacak. Ondan mahrum kalıyor. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, üzülmesinler demiş. Cennetin üçte biri senin ümmetinden olacak. Evet. Çok sevinmişler sahabiler. Allahu Ekber demişler sevinçlerinden. Bu içten gelen Allahu Ekber deyişleri Allah'ın çok hoşuna gitmiş. Cebrail Aleyhisselam'ı bir daha göndermiş. Cennetin yarısı senin ümmetinden olacak diye haber vermiş. Efendimiz de haber vermiş. Bu sefer daha çok sevinmişler, daha çok Allahu Ekber demişler, zıplamışlar sevinçlerinden. Bu da hoşuna gitmiş Allah'ın. Tekrar Cebrail gelmiş. Kalan yarısını da senin ümmetin bölüşecek. Yani cennetin dörtte üçü sizin ümmetinizden olacak. Cennete girenlerin çoğu ümmeti Muhammed'den olacak. Evet böyle. Yani Cenab-ı Hak veriyor, artırıyor sonra. Bu 40, 50 filan sözleri de buna bağlı. Önce bu kadar vermiş, sonra artırmış. Evet, bundan dolayı böyle söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dediğini unutuyor değil. Yeni şeyler geliyor. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. Evet. Hucce an ebike ve'temir. Evet. Şimdi gene birisi gelmiş Ukayl Hazretleri hacca gidememişmiş, yaşlıymış, gidememiş, gidecek hali de yok. Onun üzerine oğlu gelmiş demiş ki babam çok yaşlı diyor, hacca gidemiyor. Efendimiz'in hucce an ebike, sen baban yerine hacca gidiver. Evet, hacca gidemeyenin yerine bedel göndermen caiz oldu. İşte bu hadislerden ortaya çıkıyor. Ama namaz böyle değil. Namazı al şu parayı, namaz kılıbı al sen, ön yok olmaz.
bizzat namazı ödemesi lazım. Namaz kılmayan adamın. Ama hacca gidemeyen adam için özel kanun var. Gidememişse sen onun yerine, baban yerine hac yapıver buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haçta bu caiz. Evet, zekat borcu var. Vermemiş, verebilirsin. Mali ibadettir. Namaz bedeni ibadettir. Hac hem bedeni hem mali ibadettir. Onda oluyor. Ama bedeni, sırf bedeni ibadetlerde vekil olmuyor. Al şunun maaşı benim yerime, beş vakit namaz kılıyor. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Kaza namazı kılıyor. Kesinlikle olmaz. Bizzat yapacak. Hac da caiz. İşte öyle söylüyor. Baban yerine hac yap sen diyor. Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Hasan'ın Sahih, Nesai İbn-i Mace, Ebu Rizin Hazretlerinden, evet, Ukeyli diyor ki, dedim ki ya Resulallah, babam çok yaşlı, hac yapmaya gücü yetemez, ne yapayım? Öyle demiş, baban yerine hac yapıver. Niyet ederken, ben hacca niyet ettim babamın yerine, veya başka adamsa falan oğlu falanın yerine, falan kızı falanın yerine hacca niyet ettim. Feyessirhü li ve tekabbelhü minni, onu benden kolaylaştır, müyesser kıl deyip lebbeyk çeker. Tam hacca ihrama girerken bu niyeti yeter. Her seferinde tavaf ederken şu başında bu niyeti yeter. Ve o adam kimin adına ihrama girildiyse o kimse hacı olur. Giden adam sevap kazanır, hacı olmaz. Evet. Arz ettiğim gibi hacca gitmeyen adam da vekil gönderilebilir. Ama Efendimiz diyor ki tecrübesi olanı göndermek daha iyi. Daha iyi diyor ama geçerli. Evet, öyle söylüyor. Bu hac konusunda başka hadisler de var. Huccu el feraiz, farz olan haccı mutlaka yapın. İmam-ı Azam'a göre fevri, gitme imkanını buldun mu hemen o seni gitmez de ölü verirsen borçlu ölürsün. İmam-ı Azam böyle söylüyor. Ama talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed terahi, yani ömürde bir defa gitmek. Yani şimdi hac farz olmuş, 5 sene sonra gidebilirsin. Kaza olmaz, eda olur. Peki diyorlar, hoca efendi adam ölüverirse, o zaman borçlu olur diyor. İmam-ı Azam haklı yani. Öleceğin ne zaman, ya ölüverirsen borçlu olacağına göre, İmam-ı Azam'a göre imkan buldun mu hemen hacca git. Fevri farzdır. Hocam, işte biz gideceğiz ama kabul etmiyor işte. Hac Suudi Arabistan kabul etmiyor. Türkiye'ye şu kadar kontenjan varmış. Gidiyor olan 1 milyon kişi var, 100 bin kişi alıyor. Ha arkadaş, bunlar bahane değil. Parayı barmağı oynattın mı sıra yok. Diyanette de Kabe'nin yanındaki otellerde ki 15 bin avro, 10 bin avro haç bedeli, hiç sıra beklemeden hemen bugün borç, yarın hacca gönderirler. Ama ucuz dersen o zaman sıraya sokuyorlar. Paran varsa, paran varsa 15 bin avroyu bayılacaksın, vereceksin. Bu ibadettir. Ne kadar çok harcarsan o kadar çok kazanacaksın. Veya Türkiye'den alamıyorsan Türkiye devletlerden al, Avrupa'dan al, oradan da veriyorlar vizeleri. Yani başvurdum ama 10 senedir çıkmıyor. Mazeret değil. Biraz fazla fedakarlık yapacaksın. Acele gitmek İmam-ı Azam'a göre fevri, acele gitmek gerekir. Ölü verirse borçlu ölür. Evet, Efendimiz diyor ki farz olan İslam haccını yapın mutlaka. فَاِنَّهَا عَزَمَ اَجْرًا. Evet, imkan, fırsat varken değerlendirin, hemen hacca gidin. Evet, hemen hacca gidin.
şeair-i İslam'dandır. Bakın bir seferde, Tebük seferinin dönüşünde 30 bin ordu, o zaman için muazzam bir ordu. Tepeden aşağı iniyorlar. Bütün 30 bin kişi gözüküyor. Sahabiler onu görünce Allahu Ekber, Allahu Ekber diye, ne muazzam İslam ordusu var diye coşmuşlar, sesli tekbir getirmişler. Peygamberimiz vahap demiş, durun. Allah sağır değil. Neye bağırıyorsunuz? Bağırmayı kabul etmemiş. Ama hac şeair-i İslam'dandır. Lebbek çekerken dağları birbirine katacaksın. Bulutlardan toz dökeceksin. Bu peygamberin emri. Bağırın demiş, bağırın. Duyuracaksın. Lebbek Allahümme lebbek. Lebbek la şerike leke lebbek. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Herkes bağıracak, kadınlar hariç. Kadın sesi mahrem olduğu için erkekler öyle, sahabiler öyle bağırmış ki dağlar yankı yaparmış böyle. Mina'nın iki tarafı dağlar. Dağlar yankı yaparmış. Evet. Hac şeair-i İslam'dandır. İslam'ın izzetini gösteriyor dünyaya. Bağıracaksın o zaman. Bağıracaksın. Evet. Ecri çok. Fırsat varken hemen yapacaksın. Bunu dünyaya ilan edeceksin. Evet. Min işrine gazve fi sebilillah. Burada da 20, Allah yolunda 20 gazveden daha hayırlıdır. 20 gazveden daha hayırlıdır. Arz ettiğim gibi 20, 40, 50 hediyeler Allah'ın lütfüleri. Ve inne salati aleyye tadilu zâkullehu. Ne diyor Peygamberimiz bak? Huccu fe innel haccayı yağsilü zünübe küllehe kema yağsilü mâ'ütteren. Gözünüzü açın, uyanık olun. Fırsat bulunca farz haccı yapın. Çünkü hac suyun kiri giderdiği gibi tüm günah kirlerini temizler diyor. Evet, ben hacca velem yarfus velem yafsuk reca keyamu veledetü ummu. Helal parayla Allah'ın emrini yerine getirmek kastıyla, başka maksatlar gütmeksizin, sırf Allah rızayı bari için hacca giden adam, haccın kurallarına uyarsa, haçta kavga yok, birbiriyle mücadele yok, böyle uşkur peşkir hikayeleri, fıkraları yok, ibadet, hep ibadet, o halde hac edip gelirse kurallara uyarak anasından doğduğu günkü gibi tertemiz döner gelir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hac öyle bir ibadettir. Evet, öyle bir ibadettir ama ve inne salate aleyye ta'dilu zâkullehu. Benim adım anıldığı zaman bana sevgisinden dolayı, yüreğinden kopup gelen o sevgiden dolayı kim salavat getirirse bana salavat getirmek bunların hepsinden üstündür diyor. Hepsinden üstündür diyor güzel peygamberimiz. Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mümin Resulullah Efendimiz'in adı geçti mi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getirmesi gerekir. Ömründe bir defa getirmek farzdır. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Allah ve melaikesi Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirirler. Ya eyyühellezine emenu, ey müminler, sallu aleyhi ve sellimü teslime. Siz de salatü selam getirin emirdir. Ömürde bir defa salavat getirmek farzdır. Bir mecliste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı anıldığı zaman bir defa salavat getirmek farzdır, vaciptir. Birkaç defa adı geçtiği zaman sünnettir. Kim bana bir salavat getirirse melekler ona 10 salavat getirir, 10 defa dua ederler. Kim bana neresinde dünyanın olursa olsun salavat getirirse
Melekler onu gelir benim kabrime. Allah cesedime ruhumu iade eder, beni diriltir. O selamı bana arz ederler. Ben de selam veren, salatu selam getiren mümine ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu derim diyor. Evet, salavat getirdiniz mi? Efendimiz'i anında melekler ulaştırıyor. Peygamberimizden de cevap alıyoruz. Dünya yuvarlak olduğuna göre her namazın arkasına salavat getiriyoruz. Başka zaman salavat getirmesek bile her zaman namaz kılınıyor yani, dünya yuvarlak. Her zaman bütün müminler her an salavat getirdiğine göre salavatı da ruhumu iade eder, cesedime diriltir, salat cevap veririm dediğine, buyurduğuna göre Peygamberimiz devamlı diridir. Bunu düşünerek salavat getireceksin, edepli olacaksın. Esneyerek salavat getirme, haberi var, ayıp olur. Güzel Peygamberimize böyle esneyerek salavat getirilir mi? Ha, bunu bilerek yürekten salavat getir, öyle dalgın olma, gaflet içinde olma. Ve Efendimiz devamlı yaşıyor diye bunu bil. Ona göre salavatın yap. Görüyorsunuz, güzel bir salavat, yürekten bir salavat, bunların hepsinden daha kıymetlidir, hepsine denk olur diyor. Evet, bunu bilerek Efendimiz'e günde en az 100 defa salatu selam getirmek lazım. Bunu kendine prensip edinmek lazım. Evet, salavat işte 20, 40, 50 haçla bedeldir demiş ya. Salavat hepsine bedeldir, denktir. 100 salavat günde, 1000 salavat getir. Karın ağrımaz, daha çok kazandırır. Ama en az 100 salavat getirmek lazım. Müslümanlar bunu gözden kaçırmamak lazım. Evet. Evet. İnna Allah ve melaikete yusallûne ale'n-nebi. Allah ve melaikesi Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirler. Evet. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslime. Ey müminler, siz de ona salatü selam getiririniz buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Abdullah İbni Cerat Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi evet, salavat getirmek iyi, tamam da tuvalette salavat getirilmez, banyoda salavat getirilmez, temiz yerlerde salavat getirilir, içki masasında salavat getirilmez. Yaptığın iş ne? Alay mı ediyorsun peygamberle? Alay mı ediyorsun? Allah'la alay mı ediyorsun? Evet, temiz, güzel yerlerde ibadet olduğu için salavatı bırakmamak. Yolda giderken olabilir, yatarken olabilir, ayakta olabilir. Evet, ayakta olabilir ama hatta abdestsiz olabilir. Kadınlar namaz kılamayacak vaziyette iken, ay halindeyken salavat getirebilirler. Duadır çünkü. Kur'an okuyamazlar, namaz kılamazlar. Dua edebilirler, zikir edebilirler, salavat getirebilirler. Yani abdestli olursa daha güzel olur ama yani abdestsiz olsa da salavat caizdir. Yalnız kötü, pis yerlerde salavat getirilmez. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Efendimiz buyuruyor. Haddün had. Evet. Yukamu fil ard. Yeryüzünde uygulanan bir had. Hayrun min matar 40 sabahan. 40 sabah yağmur yağmasından, bereketli yağmasından daha hayırlıdır. Evet. Had, Kur'an-ı Kerim'de şu suçu işleyene şu ceza verdir. Kasten adam öldürülenin cezası öldürülmektir. Evet. Ayet bu. Ayet bu. Şartları varsa, ispat edilmişse, hırsızlık edenin Kur'an'a göre eli kesilir. Evet, eli kesilir. Had derler buna. İşte şarap içen adama
80 sopa vurulur. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Böyle. Evet. Evli kimse zina etmişse, kadını erkek şartları ispat edilmişse 4 erkek adil Müslüman şahit görmüşse o vaziyette ispat edilmiş sayılır. Rejim edilir, taşlanarak öldürür. Kur'an-ı Kerim'e böyle. Evet, şimdi bazı adamlar rejim cezası yok falan diyorlar ama peygamber uygulamış. 4 halife uygulamış. Osmanlılar da uygulamış. 633 sene Osmanlı Devleti'nin saltanatın zamanında 3 defa rejim olayı olmuş. Çünkü o zaman da zina etmiştir mutlaka insanlar. Ama alenileşmemiş. Kabahat da gizli, ibadet de gizli. Suç işleyen bile hayalı edepli. Gizli yapmış. Allah'ın hesabını verecek. Meydanda herkesin gözünde aleni 4 tane erkek Müslüman adil şahit görecek şekilde aleni olmamış. 3 tane olmuş. Rejim uygulanmış. Kitaplarda da var. İmam-ı Azam da öyle söylüyor. İmam Şafii de öyle söylüyor. Ama modern hocalar rejim çok ağır ceza, taşlanarak öldürme olduğu için güya İslam'ı savunacaklar. Bu kadar işkenceli ceza olur mu falan diye. Din bizim değil, Allah'ın dinidir. Biz o dini eksiksiz fazlasız insanlara ulaştırmak üzere görevliyiz. Kendimizin değil ki tasarruf yapalım, azaltalım, çoğaltalım. Neden böyle yapıyorsun? Söylersin, kabul eder etmez, sana ne? Hidayet Allah'tan. Şimdi öyle gayretkeş hocalar da var. Rejim yoktur falan diyorlar, var. Uygulanmış. Evet. Şimdi bunlara cezası karşılığı Kur'an'da, Peygamber'in sünnetinde açıkça belirtilmiş olan cezalara had denir İslam hukukunda. Had. Bahsettim. İşte bekar zina ederse 100 dayak yer. Evli zina ederse rejim edilir. Hırsız şartları varsa eli kesilir. Şarap içen 80 sopa şey eder gibi. Ha bir de mesela haram. İşlenmesi yapılması haram. Yani suç. Ama Kur'an'da şu cezayı alır diye kayıt yok. Haram. Ha bunlara ülül emir, yani Müslümanların başındaki devlet ceza verebilir. Bu ceza da azarlama olabilir. Suç işleyenin kişiliğine göre azarlama olabilir, uyarma olabilir, hapis olabilir, dayak olabilir, sürgün olabilir, idam olabilir. Evet. İdam olabilir. Evet. Mesela oğlanın oğlanla zina yapması, homoseksüellik kesinlikle haramdır. Bunu şimdi batılılar kanunlarına geçirdiler. İslam'da asla yeri yoktur. Şimdi böyle birisini yakaladığın zaman hapsedilir. Tevbe et denir. Evet, çünkü oğlanın oğlanın cezası Kur'an'da yok. Olmayacak şey bu. İnsanlığa sığar mı bu? Hayvanlar yapar bu işi. Sen insansın. Ama şimdi insanlar da hayvanlardan da aşağı düşmüş ki kanunlarını geçirmişler. Yine yaptı. Bir daha. Evet. Yine yaptıysa öldürülebilir. Tazir cezası derler buna. Hakimin takdiriyle ölüm cezası bile verilebilir. Buna da tazir cezası denir. Şimdi bir suç işlenmiş, Allah yasak demiş, karşılığında Kur'an'da cezası var. Evet, ona had deniyor. Evet, öyle diyor. Allah'ın yasak ettiği toplumun selameti için, düzenin sağlanması için, emniyetin sağlanması için, can, mal, ırz, namusun korunması için şu haram, şu haram denmiş. Bunları ihlal edene Allah cezasını göstermiş. O cezayı kim uygulayacak? Sen değil. İnsanlar kendine tecavüz olsa bile onun cezasını veremez.
İhkak hak yoktur İslam'da. Ülül emre şikayet edecek, ispat edecek, kadı karar verecek, hakim karar verecek, devlet cezayı uygular. Evet, bunu da söylüyorum. Memleketimizde bazı bölgelerde kan davası gidiyorlar. İslam'da yok. Kan davaları kaldırdı Peygamberimiz. Senin adamını öldürdüyse götür şikayet edeceksin, ispat edeceksin, devlet onu idam edecek veya şu edecek, bu edecek. İhkak-ı hak yok İslam'da. Evet, devlet ülül emr onu uygular. Bu cezalar şahsi haklardansa mağdur affedebilir. Davamdan vazgeçiyorum diyebilir. Ama kamu suçuysa af yok. Af yok. Evet. Şimdi böyle işlenen suçlara karşı hakim taraf tutmuyor. Akrabası, sevdiği, kendi grubundan, şundan bundan. Biliyorsunuz bizim cemaatimizden diye sorular çalmışlar, öğretmişler. İslam'da yeri yok. Kul hakkıdır. Gavurun hakkı bile olsa onun önüne geçemezsiniz. Yarışında da Müslüman olmasa gavur, onun hakkını bile yiyemezsiniz. Kesinlikle. Ama böyle şeyler olmuş. Hakim öyle değil. Benim cemaatimden, sevdiklerimden, akrabamdan, şundan bundan, partimden filan. Kesinlikle. Kanunun şeysi emrettiği bu demiş, cezayı bastırmış. Böyle bir ceza uygulaması, öyle diyor Peygamberimiz. Adaletin yerine getirilmesi 40 sabah. Evet. 40 sabah yağmur yağmasından daha kıymetlidir. Yağmur bereket sebebidir. Ne kadar seviniyorlar. Bereketli yağmurla yağması kıtlık oluyor. Sular kesiliyor. 40 sabah bereketli yağmur yağmasından daha hayırlıdır diyor. Çünkü adalet olmazsa, bereket olsa hayatın kıymeti olmaz, tadı olmaz, yaşanmaz. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa yaşamanın şeysi, önemi, kıymeti, faydası yoktur. Adalet o kadar önemlidir. 40 sabah, tabii o zaman karşısındaki adamlar çiftçi, toprağı ekerek iş görüyor. Yani 40 sabah yağmur yağmasından daha kıymetli, en kıymetli şey çölde yağmur. Ondan daha kıymetlidir diyor güzel Peygamberimiz. Onun için adalet 40 gelinceye kadar uygulanacak. Ortada asayiş, emniyet sağlanacak. Can, mal emniyeti olacak. O insanlar da huzur bulacak. Onun için adalet çok önemlidir. Bu suç işleyenlerden birisi de kimdir? Sihirbazlardır. Haddüs sahir darbetün bisseyf. Ben elçiyim. Evet. Şimdi sihirbazlar kıracak, kızacak ama biz de saklayamayız. Evet. Söylenmesi gerekli olan bir gerçeği söylemezsen yülcemi bileceğim nar. Ateşten gem vuracak Allah. Biz de söylüyoruz. Sihir yapmış adam. Sihir yapmak haramdır. İmam-ı Azam cenaze namazı kılınmaz diyor. Sihirbazın diyor. Sihir bozmak ayrı. Sihir de icat eden adamlar Yahudilerdir. Süleyman Aleyhisselam'a bile sihir yaptılar. Evet. Yahudiler icat etti. Efendimiz'e de sihir yaptılar. Muavizeten sureleri böyle nazil oldu. Böyle nazil oldu. Kul avzu rabbil felak, kul avzu nas. Bir mümin her gün Fatiha, Ayetül Kürsi, Emener Resulü, Huvallahu lezî ki Anadolu'muzda bunlar okunuyor namazda. Atalarımız örf haline getirmiş. Elhamdülillah. Yatarken de bunlarla beraber 3 İhlas, 3 Felak suresi, 3 Nas suresi okursa dünyanın sihirbazları toplansa kılına dokunamaz diyor Peygamberimiz. Sihir yapmış. Para karşılığı yapıyorlar şimdi. Yapmak da haram, sihirbaza gitmek de haram.
falcıya gitmek de haram. Falcıya danışmak için yarın ne olacağını bilirim diyen arraf, kahin bir müminin diyor 40 gün duası namazı kabul değil diyor Efendimiz, öyle söylüyor. 100 tane yalan söylüyor herif, bir tanesi tutturdu, sen de ona inanmaya gitmişsin. Doğru söyledi ya, gördün mü? Bildi dediğin anda fakat kefara. Evet öyle diyor Peygamberimiz. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur, kafir olur diyor. Çünkü gaybı Allah bilir. La ya'lemul gaybe illallah. Ayet bu. O ne diyor? Şöyle diyor. 100 tane şey sıralıyor. Sen böyle bak, bir tanesi tutturunca bildi ya, gördün mü filan dediğin anda fakat kefara bime unzile ala Muhammed. Muhammed Aleyhisselam indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. O kadar. Maalesef şimdi bunlar oyuncak gibi, küfrün şakası olmaz. Sokak yerler oturmuş, falına bakıverin abi, falına bakıverin ablacığım, para alacak. Sen de gel lan dalga geçelim şimdi. Ver bakalım, ver şuna. Küfrün şakası olmaz, lütfen. Öyle diyor Peygamberimiz. Danışırsanız 40 bin namazın geçerli değil diyor. Doğru söyle dediği anda diyor, kafir olur diyor. Ben de naklediyorum. Şakası falan olmaz bu işin. Şakacıktan Allah küfredilir mi ya? Şakacıktan Peygamberimize küfredilir mi ya? Böyle şaka olur mu ya? Maalesef bunlar çok oluyor. Çok tehlikeli. İşte diyor sihirbaz. Evet İmam-ı Azam cenaze namazı kılınmaz diyor. Ben naklediyorum. Ne diyor? Sihirbazın cezası, ona verilecek ceza darbetün bis seyf, kafasının uçurulmasıdır diyor. Peygamber hadisini söylüyor. Peygamberin hadisini söylüyorum efendim. Sihirbazın şer'an cezası kılıçla kafasının uçurulmasıdır diyor. Çünkü Allah'ın kanununa karşı çıkmaya çalışıyor herif. Bu taşı bıraktığın zaman düşer şeyi, meşayı, yer çekimi var. Sünnetullah telefonu. Sihirbaz da bunu düşürmeyeceğim diye okuyor, yazıyor, bir şeyler yapıyor. Evet, onun kanunlarına iptal etmeye çalışan adam, Allah'la yarışan adamla beraber icat eden Yahudilerdir. Evet, sihirbazın cezası kılıçla kafasının vurulmasıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hasan İbni Süfyan, evet, Bagavi, Darekutni, Baverdi, Tabarani, evet, Hakim Müstetek'in de Cündep Hazretlerinden, evet, İbn Abdullah Beceli'den, Tirmizi sahih olarak Hasan'dan naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu konularda bilgili olmalı. Basit şey zannettiğim şeylere gidiyorsun, iman gidiyor. Dualar kabul olmuyor. Öyle falcılarla filan maalesef bu bilgiler gereği gibi verilmiyor mu? Vatandaş mı okumuyor? Gazetelerde fal köşeleri. Bugünkü falınız nasıl hemen oraya okuyor adam? Sen Müslümansın. Evet. Men se'ele arrafen lem tukballu salatu 40 leyle. Yarını bilirim, kaybolanı bilirim diyen bir adama gidip danışana, danışanın 40 gün namazı kabul olmaz. Hadistir, Buhari Müslim hadistir. Evet. Doğru söyle dediğin anda da fakat kefara bime unzile ala Muhammed. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur, kafir olur diyor. Ben de size duyuruyorum. Böyle yanlışları yapmayalım. Yapan kimseler varsa uyaralım. Evet, uyaralım. Evet. Yine bir başka hadis bu konuda. Hattun yumelu fil ardı hayrun diyehlil ardı min en yamturu selasine ve erba'ine sabahen. Demin hadisin bir başka Ahmed ibn Hanbel, Nesai ibn Mace, Ebu Hureyre'den şeysi, uygulanan bir ceza, adaletin yerine getirildiği bir ceza uygulaması 30 veya 40 gün, 40 sabah yağmur yağmasına aftaldır şeklinde, evet, bir şey var. Evet.
Şimdi bazı kimselerin aza noksanlıkları var. İki gözü kör. Ya beddua almış, anası ve babası beddua, gözün kör olsun demiş, gözü kör olur. Ananın babanın bedduasının sınırı yoktur. Engel yoktur. Ağzından çıktığı anda arşa götürürler diyor Peygamberimiz. Gereği yapılır. Öyle kör olanlar var. Veya bir başka sebeple kör olan. Beddua etmeyin demek için bunu söyledim. Evet. Şimdi azar noksanlıkları olanlara evet Peygamberimizin müjdesi var. Evet. Haddeseni Cibrilu. Cebrail aleyhisselam bana konuştu. Memurla vahiy getiren vahiy getirmekle memur olan melekelerin faziletli reislerinden birisi Cebrail aleyhisselam an Rabbil alemin. Cebrail aleyhisselam bana alemlerin Rabbi Allah'tan şöyle konuştu. Ennehu Teala, Allah Teala şöyle buyurdu. Kal, ma cezai men zehebet kerimeteyhi. Yani aynihi. Evet. İki gözü de kaybolmuş. Kör olmuş. Görmüyor. Ama şükür diyor. İsyan etmiyor. Benden başka adam bulamadın mı diyor. Benim iki gözümü aldı demiyor. Böyle demiyor. Şükür. Şükür diyor. Zor bir iş. Değil mi? Görmemek ne kadar zor. Bu zoru başarmış. Allah'a isyan etmiyor. İki gözü de şey olmuşsa nedir? Evet. Evet. En kıymetli şey kerimeteyi diyor. Evet. İllel hulûr fî dâri ve nazar ilâ veçhî. Karşılığında cennet var diyor. Allah'tan getiriyor. Allah buyuruyor ki ya kardeşim Muhammed Mustafa, Allah buyurdu ki iki gözü kör olan adam sabretmişse bunun karşılığında bir cennetime girecek, iki kıyamet gününde cennetime girecek, iki beni görecek, cemali ilahiyem görecek. Ve nazar ile veçi beni görecek. Nasıl? Onlar bilecek. Cennete girersek cuma günleri Allah kendini gösterecek diye hadisler var. Gidince görürüz. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Nasıl olacak? Gidelim görelim inşallah. Evet öyle söylüyor. Yani bu aza noksanlığı olanlar isyan etmemek kaydıyla karşılığında Allah'a isyan etmemişlerse cennet var. Onu söylüyor. Evet cennet var. Hazreti Enes'ten evet Beyhaki Tirmizi evet karşılığı cennettir. Tirmizi'de hadis. Lem yekun lehu ceza indi illel cennet. Karşılığı cennettir. Sabretmiş Allah'a isyan etmemiş karşılığı cennettir şeklinde nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hû. El hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah liki şerif. Mal besmele-i şerife. On birer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife.
Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. İhlas hızlı hatim ver. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samet. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasiqin iza vakab ve min şerri nefasati fil uqad ve min şerri hasidin iza hasad. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikal kitab la gaybe fihi huden lil muttaqin ellezina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna ssalata ve mimma razaqnahum yunfiqun vellezina yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik ve bil ahireti hum yuqinun ulaika ala huden min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Sadakallahu alazim. Amin. Subhan rabbil aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevabir rahim. Ve ehdina ve vuffikna ilel hak ve ilel nicat ve ila tarikul müstakim ve ila tariki cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süver-i celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, indirilen Kur'an hatmimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pak hediyirdik vasıl eyle, şefaatine bizler nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle. Cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervahlarına dahi hediyeledik vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediyeledik vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümine müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına hediyeledik vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlananımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, müşahı efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzelan eden eyyime hutaba mezun kayyumi cemaat-i müslüminin ervahına, bu civarlardan metfum olan evliya, ulema, sulaha, şüheden ün mühürat-ı ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için
halen namusumuzu, ırzımızı, canımızı, malımızı korumak için canlarını bezeden, sıkıntıları giden şühedanın, kuzatın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip mümürlerin ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarının, tüm hepsinin ruhlarını hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecenin yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasena tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya ilahil alemin, imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Akıbetimizi hayr eyle. Aziz vatanımız ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Zalimin zulmünü önlemek, mazlumu zulümden kurtarmak için şu anda cihat etmekte olan kahraman Mehmetçiklerimizi, askerlerimizi muzafferlik ihsan eyle. Amin. Ya ilahil alemin yardımını esirgeme. Amin. Ya ilahil alemin bizleri de hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı görüp ondan uzak kalanlardan, istikamet üzere olanlardan, özü sözüne, kalbi, kavli fiiline, içi dışına uygun, dürüst Müslümanlardan, salihlerden olmayı nasip eyle. Bir an bile nefsi emmaremize bizi köle etme ya Rab. Haramlardan sakınan, şüphelerden uzak duran, helal yiyen, helal öğreten insanlara güzel peygamberimizin sünnetlerini, Kur'an-ı Azimüşşan hükümlerini öğreten, emr-i maruf yapan, nehy-i anil münker yapan senin sevdiğin salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Subhanekallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.